Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ehl-i Sünnet'in en büyük hocalarından, en tutulan hocalarından biri. Kendisi kendini Ehl-i Sünnet Maturidi olarak tanımlıyor ve sanki kendi ve kendi müritlerine kalsa Türkiye'deki en güzel hoca, en büyük hoca, Ehl-i Sünnet'i temsil eden en büyük hoca. Ama insanlar maalesef bazen gözleri öyle dönmüş oluyor ki müşriklerin peşinden giderek dine, Allah'a hizmet ettiklerini sanıyorlar ama maalesef nereye hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Şimdi bu hoca da Cübbeli Ahmet, bugün size bir videosunu göstereceğim. Adam resmen sıkışınca ayet uydurdu. Yani resmen ayet uydurdu. Şimdi ayeti ve videosunu birazdan göstereceğiz Allah'ın izniyle ama peki niye bunu söyledi? Onun ilk önce açıklamasını bir yapayım. Bunu benim gibi insanlara mealci, reformist, Kur'ancı, hadis inkarcısı falan fistan işte öyle böyle tanımlıyorlar. Ve benim gibi insanlar da zaten bunlara karşı hep ayetlerle konuştuğumuz için sıkışıyorlar. Hep ayet getiriyoruz çünkü. Kendilerinin getireceği bir şey yok. Hadis madis getiriyorlar. Ondan sonra hadisler tabi ayeti yalanlayamadığı için, yalanlayamayacağı için artık ne yapıyorlar? Resmen ayeti uydurmak zorunda kalıyorlar. Çünkü biz her şeyi ayetle açıklıyoruz. Adam resmen, şimdi bakın ben size dinleteyim, resmen ayet uydurdu. Dinleyelim bakalım ayeti nasıl uydurdu, hiç utanmadan, sıkılmadan. Ondan sonra tekrar konuşalım kardeşlerim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ben Kur'an'da size her şeyi vahyetmedim. Ben Kur'an'da size her şeyi vahyetmedim. Şimdi bu adamın bu söylediklerinin savunulacak hiçbir tarafı yok. Ama yine göreceksiniz videonun altında gelip yazacaklar. Hatta geçenki yaptığım bir videoda da bir tanesi yazmıştı. Şöyle demişti. Sen kimsin? Cübbeli Ahmet kim? Sen Cübbeli Ahmet'in tırnağı olamazsın. Sen zaten Cübbeli Ahmet'in tırnağı olmuşsun. Sen devam et. Müşriklerin yolundan gitmeye devam et. Şirke batmışların yolundan gitmeye devam et. Öteki dünyada da neyin ne olduğunu anladığın zaman senin için tabii ki çok geç olacak. Şimdi bir daha dinleteceğim. Ondan sonra da ayeti vereceğim. Hiç konuşmaya gerek yok. Ayeti siz kendiniz okuyun. Ben de bir kere okuyacağım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Fazla uzatmaya da hiç gerek yok. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ben Kur'an'da size her şeyi vahyetmedim. Ben Kur'an'da size her şeyi vahyetmedim. Şimdi Kur'an'da konuşan kim? Rabbimiz. Kur'an'ın ayetleri kimin sözleri? Rabbimizin sözleri. Sen şimdi bunu söylediğin zaman kendini Allah'ın yerine koyup şirke girmiş oluyorsun değil mi? Ben Kur'an'da size her şeyi vahyetmedim. Peki bir de ayete bakalım. En'am suresi 38. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi bir topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bakın Rabbimiz ne diyor? Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu ne diyor? Ben size Kur'an'da her şeyi vahyetmedim. Yalan söylüyor. Hem de Allah'a karşı yalan söylüyor. Allah'a karşı yalan söyleyen insan kendisini Allah'ın hükmüne ortak etmiş olur. Allah'ın hükmüne kendisini ortak eden kişiye de müşrik denir. O kişi şirke batmıştır. Yazıklar olsun, diyecek bir şey yok. Ben hani bu insandan kendisi ne derse der. Kendi ağzından çıkanı kendisi duyar duymaz, o beni ilgilendirmez. Kendisinin ajandası belki bellidir. Ne yapar ne etmez o beni ilgilendirmez. Ben sadece ve sadece bunu takip eden insanlara acıyorum. Kardeşlerim yanlış yoldasınız. Yanlış insanları takip ediyorsunuz. Kur'an'dan başka takip edilecek hiçbir şey yok şu anda dünya üzerinde. Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ın ilmini öğrenmek için, Allah'ın hidayetine ermek için yapacağınız tek şey Kur'an'ı okumaktır. Her videomuzda söylediğimiz gibi. Bu Kur'an size bir indirilmiş, bir öğüt, bir vasiyet, bir nasihat, bir rehber kitaptır. Bundan sorgulanacaksınız diyor Rabbimiz. Zuhruf suresi 44. ayette. Bakın şimdi size o ayeti de vereceğim. Artık videomuzu tamamlayalım. Bu insanlardan uzak durun kardeşlerim. Bunlar size doğru söylemiyorlar. Bunlar sizi Kur'an'dan uzaklaştırıyorlar. Lütfen artık uyanın, kendinize gelin, sirkelenin. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.